Sahilden günaydın diliyorum. Bugün inşallah Fatsa'da başladığımız programlarımıza Kumru, Sarı Aptal, Fizme, Kumru Esnaf Ziyareti, akşam Fatsa'da Kabak Dağlılarla buluşma, yine akşam Fatsa Şoförler Cemiyeti'nin değerli mensuplarıyla bir araya gelme, yine akşam Kabataş Elbeyli iftarı, dönüşte de Ünye'de sosyal medya üzerinden bir program yapmak suretiyle bütün hemşehrilerimiz de bu havzada bugün bir ve beraber olacağız. Şu anda Nasreddin Hoca'nın Fatsa'da temsili heykelinin yanındayız. Niye buradayız? Göle maya çalmış, sormuşlar tutmaz, niye çalıyorsunuz? Ya tutarsa demiş. Seçime kalmış 3 gün. Sayın Bakan Başkan Hilmi Güler Beyefendi ya tutarsa diye tekrar iftiralarına, karalama kampanyalarına maalesef başladı ve devam ediyor. O yüzden Nasreddin Hoca'nın bahsettiği bu olayla ilgili fıkrası ve nice fıkraları var ama ya tutarsa senaryosunu hayata geçirmek için böyle bir yöntem belirlemişler. Gördüğünüz gibi hayatın gerçekleri bunlar. Nedir? Fatsa'daki bu serendidir. Ecdadımızın mirası serendidir. Fatsa'mızın bu muhteşem coğrafyasıdır. Fatsa'mızın tahlan ağacıdır, taflan ağacıdır. Fatsa'mızın sahil düzenlemesidir. O yüzden güne heyecanla, mutlu bir şekilde ve hafif soğuk bir havada başlamışken şu belirttikleri konulara ilişkin kamuoyunu da biraz bilgilendirmek istiyorum. Birinci derecede şunu söylemek istiyorum. Seçime bugün itibariyle 3 gün var. Siyah zemin üzerine talimatla bir askeri emir gelmişçesine bu yapmış olduğunuz yayınlar, karalama kampanyaları neyin ürünü? Hakikaten siz bir FETÖ taktiği mi gidiyorsunuz? Zira konuşmalarınızda, yanınızda FETÖ'nün dibinde fotoğraf olan milletvekili varken artık yazılı basınlarınızı ve evraklarınızı da basın bültenlerinizde FETÖ taktiği üzerinden mi götürüyorsunuz? Bir. İkincisi, hep belde evler üzerine takılıp kaldınız. Niye oraya takılıp kaldınız? Çünkü orada vebaliniz var. Zira orada bu milletin, fakir milletin yediğiniz paraları var. Belde evler meselesinde sorun yıkılan belde otel değil. Belde otelle ilgili zaten çürük raporu var. Zaten itfaiye raporundan bahsediyorsunuz. Zaten belde otelle ilgili otelin işletmeci sahibi, belde evlerin ana müteahhiti, ana işletmecisi. Dolayısıyla bu işin bireysel ve vatandaş zarara uğradığı iddiası yalan. Esas iddia yıkılan o 3 blokun bugünkü reel parayla yaklaşık 600-700 milyon liralık hazine zararını siz ödediniz. Onun hesabını vereceksiniz. Ondan kaçmak için belde otelin neden yıkıldığını özellikle belirtmek istiyorsunuz. Doğru olan bu. Peki velev ki iddialarınızın bir tutarlılığı var. Kardeşim seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? İtfaiye raporunun sahte olduğunu söylemek için son 3 günü niye beklediniz? Kamu görevlisi bir suistimal varsa suç duyurusunda bulunmak zorunda yetkisinde ve yapmadığı takdirde suçlu olmuş oluyor. Neden şimdiye kadar suç duyurusunda bulunmadınız? Neden şimdiye kadar yangın ihbarı ile ilgili, yangın raporu ile ilgili bir düzenleme yapmadınız? Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? Neden milletin kafasını karıştırıyorsunuz? Neden siyah puntolar üzerinde herkesi, özellikle o satın alınmış basın üzerinden bu propagandaları yapıyorsunuz? 21 milyonu İsa Akça'ya neden verdiniz? Niye verdiniz? Kimin parasıydı verdiniz? Hangi amaçla verdiniz? İsa Akça'ya Kanal 52 televizyonuna bu parayı niye verdiniz? Bu paranın neden verildiğini, kendinizi anlatma konusunda neden troll tuttuğunuzu, neden bir basına ihtiyaç duyduğunuzu kamuoyuyla paylaşır mısınız? Akın Çiçek Medya olarak bilinen o medya grubuna 5 milyonun üzerinde nakit verdiğiniz iddia ediliyor. O parayı neden verdiniz? Niye ihtiyaç duydunuz? Hakikaten saklanılması gereken bir şey mi var? Size şantaj mı yapıyorlar? Neden benim gibi bu iki tetikçiye karşı dava açmadınız? Neden hemşerilerinize şeffaf olmadınız? Neden bunların güdümüne girdiniz? Neden ordulu hemşerilerimize bunlar üzerinden
kara propagandaya müsaade ettiniz. Geliyorum ikinci kısma. Seçime kalmış 3 gün. İmarla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Başkan vekilinizi neden görevden aldınız? İmar daire başkanını neden görevden aldınız? Bu işlerle ilgilenen mühendisleri neden görevden aldınız? Bunların açıklanmasını ben de istiyorum. Ben daha önceden bir iddiada bulunmuştum değerli hemşehrilerim. Şu anda biz mevcut basın, yayın, iktidarın kullandığı TV'lerle, sosyal medyalarla baş edecek halimiz yok. Sadece ve sadece kendi medyamla, sosyal medyam üzerinden yayın yapıyorum. Zaten son gün bütün alanı kapatmışlar. 8'den gece 12'ye kadar Hilmi Güler, Bakan Hilmi Güler Bey bütün televizyonları, yerel medyayı kapatmış. Bize hiç yer yok. Dolayısıyla ben ancak sizinle bu yöntem üzerinden irtibatlaşabilirim. Şimdi soruyorum. Siz 2009 yılında niye bakanlıktan alındınız? Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Yapmadınız. Ben daha iyi görevlere gelmek için bakanlıktan alındım demiştiniz. Siz daha iyi bir göreve mi geldiniz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha bir iyi görev mi? Bir kurumun yönetim kurulu üyeliği. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha iyi bir görev mi? Neyi sakladınız? Niye sakladınız? Ayrılma gerekçenizi tüm kamuoyu biliyor. Bu yöntemi bu şekliyle bize, şahsımıza, yaptığımız çalışmalarımıza, iftiralara ne kadar daha devam edeceksiniz? Konuştuğunuz her konunun yalan olduğunu siz bilmiyor musunuz? Ordu'da ben şimdiye kadar akrabalarımı işten attınız diye hiçbir beyanım olmaz iken, sadece ve sadece arkadaşlarımı işten attınız sözü üzerine bunu akrabalarıma niye çevirdiniz? Madem ki malum mevzu akraba, şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük genel müdürlüğünün başında duran kişi sizin sıhri hısım kategorisinden neyiniz? Hodri Meydan, açıklayın. Açıklayın. Gelelim diğer konuya. Özellikle seçim takviminde kamu gücünü sonuna kadar kullandınız. Ben açıklama yaptım, ertesi gün trollerinizi gönderdiniz. Ben açıklama yaptım, malum medyayı, basını yönlendirdiniz. Hep hakaretlerde bulundunuz, eleştirilerde bulundunuz. Hani siz sevgiyi büyütecektiniz? Nasıl büyüteceksiniz sevgiyi böyle? İftira atarak mı büyüteceksiniz? Dedikodu yaparak mı büyüteceksiniz? Utanmıyor musunuz mevcut makamınızdan, mevcut sıfatınızdan? Bu iftiraları atarken bu işin vebalinin olduğunu bilmiyor musunuz? Nasıl dersiniz bu böyledir? Nasıl dersiniz imarda bir yolsuzluk yoktur? Nasıl dersiniz arsa satışları Büyükşehir Belediyesi'nde Enver Yılmaz döneminde daha çok diye? Ben 224 arsa demiştim. 264'e çıktı. Elimde evraklarım var. Siz 3 tane arsanın satışından bahsediyorsunuz. Ben Durugöl arsasını 48 milyona aldım. Belediye adına ticaret yaptım. 111 milyona sattım. O paranın tamamı da Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabına girdi. O hesapta olduğunu siz de biliyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz? Seçimi kaybedeceğiniz için mi yalan söylüyorsunuz? Kaybettiğinizi gördüğünüz için mi saldırganlaştınız? Nedir bu? Ordu'daki medya bütün muhatap olunması gereken işin taraflarını üzerimize salmak suretiyle o sırtlanlar savaşında sırtlanların sayısını neden artırdınız? Bizim aslanlarımız var. Benim aslan kardeşlerimin gelmesine 2 gün kaldı. Benim aslan evlatlarımın, aslan babalarımın gelmesine 3 gün kaldı. Onlar gelecek. Onlar geldiği zaman inşallah göreceksiniz ki 31 Mart tarihinde sırtlanlar yok olacak. Sırtlan ve aslan savaşını her zaman aslan kazanır. Bu savaşta biz doğruyuz. Bu savaşta biz haklıyız. Bunu siyaseti bir savaş olarak madem siz gördünüz, haklıyız, doğruyuz. Biz zulüm yapmadık. Biz adaletli davrandık. Biz adil idik. O adaletimiz, o zulüm yapmayışımız, o çalışkanlığımız kamuoyunda, toplumda teveccüh gördü ki seçime 3 gün kala seçimin kaybedileceğini anladığınız için şu anki entrikalara, şu anki oyunlara tenezzül ettiniz. O vesile tekrar Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sesleniyorum. Gelin, gelin seçime 3 gün kala kamuoyuna özellikle sesleniyorum. Bu anti propagandanın sebebini tekrar düşünelim. Neden böyle bir yola tenezzül ettiniz? Çünkü kaybediyorsunuz. Çünkü ordu artık kendi yöneticilerini kendisi seçecek. Ordu artık yeniden Bismillah demek suretiyle
Fatsa'dan, Altınordu'dan ve Ünye'den yöneticilerini kendisi seçmek suretiyle 31 Mart seçimlerinde demokrasinin yereldeki tarifini Ordu'dan tekrar başlatmış olacak diyorum. Bu vesileyle gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah bu çalışmalarımız nihayetinde niyet hayır, akıbet hayır sloganıyla çıktığımız bu çalışmalarımız Ordu için, memleketimiz için hayırlara vesile olur diyorum. Tüm hemşehrilerimize Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Efendim buyurun, herkese. Tüm hemşehrilerime Fatsa'dan, sahilden günaydın diliyorum. Bugün inşallah Fatsa'da başladığımız programlarımıza Kumru, Sarı Aptal, Fizme, Kumru Esnaf Ziyareti, akşam Fatsa'da Kabak Dağlılarla buluşma, yine akşam Fatsa Şoförler Cemiyeti'nin değerli mensuplarıyla bir araya gelme, yine akşam Kabataş Elbeyli iftarı, dönüşte de Ünye'de sosyal medya üzerinden bir program yapmak suretiyle bütün hemşehrilerimiz de bu havzada bugün bir ve beraber olacağız. Şu anda Nasreddin Hoca'nın Fatsa'da temsili heykelinin yanındayız. Niye buradayız? Göle maya çalmış, sormuşlar, tutmaz, niye çalıyorsunuz? Ya tutarsa demiş. Seçime kalmış 3 gün. Sayın Bakan Başkan Hilmi Güler Beyefendi ya tutarsa diye tekrar iftiralarına, karalama kampanyalarına maalesef başladı ve devam ediyor. O yüzden Nasreddin Hoca'nın bahsettiği bu olayla ilgili fıkrası ve nice fıkraları var ama ya tutarsa senaryosunu hayata geçirmek için böyle bir yöntem belirlemişler. Gördüğünüz gibi hayatın gerçekleri bunlar. Nedir? Fatsa'daki bu serendidir. Ecdadımızın mirası serendidir. Fatsa'mızın bu muhteşem coğrafyasıdır. Fatsa'mızın tahlan ağacıdır, taflan ağacıdır. Fatsa'mızın sahil düzenlemesidir. O yüzden güne heyecanla, mutlu bir şekilde ve hafif soğuk bir havada başlamışken şu belirttikleri konulara ilişkin kamuoyunu da biraz bilgilendirmek istiyorum. Birinci derecede şunu söylemek istiyorum. Seçime bugün itibariyle 3 gün var. Siyah zemin üzerine talimatla bir askeri emir gelmişçesine bu yapmış olduğunuz yayınlar, karalama kampanyaları neyin ürünü? Hakikaten siz bir FETÖ taktiği mi gidiyorsunuz? Zira konuşmalarınızda, yanınızda FETÖ'nün dibinde fotoğraf olan milletvekili varken artık yazılı basınlarınızı ve evraklarınızı da basın bültenlerinizde FETÖ taktiği üzerinden mi götürüyorsunuz? Bir. İkincisi, hep belde evler üzerine takılıp kaldınız. Niye oraya takılıp kaldınız? Çünkü orada vebaliniz var. Zira orada bu milletin, fakir milletin yediğiniz paraları var. Belde evler meselesinde sorun yıkılan belde otel değil. Belde otelle ilgili zaten çürük raporu var. Zaten itfaiye raporundan bahsediyorsunuz. Zaten belde otelle ilgili otelin işletmeci sahibi, belde evlerin ana müteahhiti, ana işletmecisi. Dolayısıyla bu işin bireysel ve vatandaş zarara uğradığı iddiası yalan. Esas iddia yıkılan o 3 blokun bugünkü reel parayla yaklaşık 600-700 milyon liralık hazine zararını siz ödediniz. Onun hesabını vereceksiniz. Ondan kaçmak için belde otelin neden yıkıldığını özellikle belirtmek istiyorsunuz. Doğru olan bu. Peki velev ki iddialarınızın bir tutarlılığı var. Kardeşim, seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? İtfaiye raporunun sahte olduğunu söylemek için son 3 günü niye beklediniz? Kamu görevlisi bir suistimal varsa suç duyurusunda bulunmak zorunda yetkisinde ve yapmadığı takdirde suçlu olmuş oluyor. Neden şimdiye kadar suç duyurusunda bulunmadınız? Neden şimdiye kadar yangın ihbarı ile ilgili, yangın raporu ile ilgili bir düzenleme yapmadınız? Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? Neden milletin kafasını karıştırıyorsunuz? Neden siyah puntolar üzerinde herkesi, özellikle o satın alınmış basın üzerinden bu propagandaları yapıyorsunuz? 21 milyonu İsa Akça'ya neden verdiniz? Niye verdiniz? Kimin parasıydı verdiniz? Hangi amaçla verdiniz?
İsa Akça'ya Kanal 52 televizyonuna bu parayı niye verdiniz? Bu paranın neden verildiğini, kendinizi anlatma konusunda neden troll tuttuğunuzu, neden bir basına ihtiyaç duyduğunuzu kamuoyuyla paylaşır mısınız? Akın Çiçek Medya olarak bilinen o medya grubuna 5 milyonun üzerinde nakit verdiğiniz iddia ediliyor. O parayı neden verdiniz? Niye ihtiyaç duydunuz? Hakikaten saklanılması gereken bir şey mi var? Size şantaj mı yapıyorlar? Neden benim gibi bu iki tetikçiye karşı dava açmadınız? Neden hemşerilerinize şeffaf olmadınız? Neden bunların güdümüne girdiniz? Neden ordulu hemşerilerimize bunlar üzerinden kara propagandaya müsaade ettiniz? Geliyorum ikinci kısma. Seçime kalmış 3 gün. İmarla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Başkan vekilinizi neden görevden aldınız? İmar daire başkanını neden görevden aldınız? Bu işlerle ilgilenen mühendisleri neden görevden aldınız? Bunların açıklanmasını ben de istiyorum. Ben daha önceden bir iddiada bulunmuştum değerli hemşehrilerim. Şu anda biz mevcut basın, yayın, iktidarın kullandığı TV'lerle, sosyal medyalarla baş edecek halimiz yok. Sadece ve sadece kendi medyamla, sosyal medyam üzerinden yayın yapıyorum. Zaten son gün bütün alanı kapatmışlar. 8'den gece 12'ye kadar Hilmi Güler, Bakan Hilmi Güler Bey bütün televizyonları, yerel medyayı kapatmış. Bize hiç yer yok. Dolayısıyla ben ancak sizinle bu yöntem üzerinden irtibatlaşabilirim. Şimdi soruyorum. Siz 2009 yılında niye bakanlıktan alındınız? Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Yapmadınız. Ben daha iyi görevlere gelmek için bakanlıktan alındım demiştiniz. Siz daha iyi bir göreve mi geldiniz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha bir iyi görev mi? Bir kurumun yönetim kurulu üyeliği. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha iyi bir görev mi? Neyi sakladınız? Niye sakladınız? Ayrılma gerekçenizi tüm kamuoyu biliyor. Bu yöntemi bu şekliyle bize, şahsımıza, yaptığımız çalışmalarımıza, iftiralara ne kadar daha devam edeceksiniz? Konuştuğunuz her konunun yalan olduğunu siz bilmiyor musunuz? Ordu'da ben şimdiye kadar akrabalarımı işten attınız diye hiçbir beyanım olmaz iken, sadece ve sadece arkadaşlarımı işten attınız sözü üzerine bunu akrabalarıma niye çevirdiniz? Madem ki malum mevzu akraba, şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük genel müdürlüğünün başında duran kişi sizin sıhri hısım kategorisinden neyiniz? Hodri Meydan, açıklayın. Açıklayın. Gelelim diğer konuya. Özellikle seçim takviminde kamu gücünü sonuna kadar kullandınız. Ben açıklama yaptım, ertesi gün trollerinizi gönderdiniz. Ben açıklama yaptım, malum medyayı, basını yönlendirdiniz. Hep hakaretlerde bulundunuz, eleştirilerde bulundunuz. Hani siz sevgiyi büyütecektiniz? Nasıl büyüteceksiniz sevgiyi böyle? İftira atarak mı büyüteceksiniz? Dedikodu yaparak mı büyüteceksiniz? Utanmıyor musunuz mevcut makamınızdan, mevcut sıfatınızdan? Bu iftiraları atarken bu işin vebalinin olduğunu bilmiyor musunuz? Nasıl dersiniz bu böyledir? Nasıl dersiniz imarda bir yolsuzluk yoktur? Nasıl dersiniz arsa satışları Büyükşehir Belediyesi'nde Enver Yılmaz döneminde daha çok diye? Ben 224 arsa demiştim. 264'e çıktı. Elimde evraklarım var. Siz 3 tane arsanın satışından bahsediyorsunuz. Ben Durugöl arsasını 48 milyona aldım. Belediye adına ticaret yaptım. 111 milyona sattım. O paranın tamamı da Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabına girdi. O hesapta olduğunu siz de biliyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz? Seçimi kaybedeceğiniz için mi yalan söylüyorsunuz? Kaybettiğinizi gördüğünüz için mi saldırganlaştınız? Nedir bu? Ordu'daki medya bütün muhatap olunması gereken işin taraflarını üzerimize salmak suretiyle o sırtlanlar savaşında sırtlanların sayısını neden artırdınız? Bizim aslanlarımız var. Benim aslan kardeşlerimin gelmesine 2 gün kaldı. Benim aslan evlatlarımın, aslan babalarımın gelmesine 3 gün kaldı. Onlar gelecek. Onlar geldiği zaman inşallah göreceksiniz ki 31 Mart tarihinde sırtlanlar yok olacak. Sırtlan ve aslan savaşını her zaman aslan kazanır. Bu savaşta biz doğruyuz. Bu savaşta biz haklıyız. Bunu siyaseti bir savaş olarak madem siz gördünüz, haklıyız, doğruyuz. Biz zulüm yapmadık. Biz adaletli davrandık.
Biz adil idik. O adaletimiz, o zulüm yapmayışımız, o çalışkanlığımız kamuoyunda, toplumda teveccüh gördü ki seçime 3 gün kala seçimin kaybedileceğini anladığınız için şu anki entrikalara, şu anki oyunlara tenezzül ettiniz. O vesile tekrar Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sesleniyorum. Gelin, gelin seçime 3 gün kala kamuoyuna özellikle sesleniyorum. Bu anti propagandanın sebebini tekrar düşünelim. Neden böyle bir yola tenezzül ettiniz? Çünkü kaybediyorsunuz. Çünkü ordu artık kendi yöneticilerini kendisi seçecek. Ordu artık yeniden Bismillah demek suretiyle Fatsa'dan, Altın Ordu'dan ve Ünye'den yöneticilerini kendisi seçmek suretiyle 31 Mart seçimlerinde demokrasinin yereldeki tarifini ordudan tekrar başlatmış olacak diyorum. Bu vesileyle gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah bu çalışmalarımız nihayetinde niyet hayır, akıbet hayır sloganıyla çıktığımız bu çalışmalarımız ordu için, memleketimiz için hayırlara vesile olur diyorum. Tüm hemşehrilerimize Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Tüm hemşehrilerime Fatsa'dan, sahilden günaydın diliyorum. Bugün inşallah Fatsa'da başladığımız programlarımıza Kumru, Sarı Aptal, Fizme, Kumru Esnaf Ziyareti, akşam Fatsa'da Kabak Dağlılarla buluşma, yine akşam Fatsa Şoförler Cemiyeti'nin değerli mensuplarıyla bir araya gelme, yine akşam Kabataş Elbeyli iftarı, dönüşte de Ünye'de sosyal medya üzerinden bir program yapmak suretiyle bütün hemşerilerimiz de bu havzada bugün bir ve beraber olacağız. Şu anda Nasreddin Hoca'nın Fatsa'da temsili heykelinin yanındayız. Niye buradayız? Göle maya çalmış, sormuşlar tutmaz, niye çalıyorsunuz? Ya tutarsa demiş. Seçime kalmış 3 gün Sayın Bakan Başkan Hilmi Güler Beyefendi ya tutarsa diye tekrar iftiralarına, karalama kampanyalarına maalesef başladı ve devam ediyor. O yüzden Nasreddin Hoca'nın bahsettiği bu olayla ilgili fıkrası ve nice fıkraları var ama ya tutarsa senaryosunu hayata geçirmek için böyle bir yöntem belirlemişler. Gördüğünüz gibi hayatın gerçekleri bunlar. Nedir? Fatsa'daki bu serendidir. Ecdadımızın mirası serendidir. Fatsa'mızın bu muhteşem coğrafyasıdır. Fatsa'mızın tahlan ağacıdır, taflan ağacıdır. Fatsa'mızın sahil düzenlemesidir. O yüzden güne heyecanla, mutlu bir şekilde ve hafif soğuk bir havada başlamışken şu belirttikleri konulara ilişkin kamuoyunu da biraz bilgilendirmek istiyorum. Birinci derecede şunu söylemek istiyorum. Seçime bugün itibariyle 3 gün var. Siyah zemin üzerine talimatla bir askeri emir gelmişçesine bu yapmış olduğunuz yayınlar, karalama kampanyaları neyin ürünü? Hakikaten siz bir FETÖ taktiği mi gidiyorsunuz? Zira konuşmalarınızda, yanınızda FETÖ'nün dibinde fotoğraf olan milletvekili varken artık yazılı basınlarınızı ve evraklarınızı da basın bültenlerinizde FETÖ taktiği üzerinden mi götürüyorsunuz? Bir. İkincisi, hep belde evler üzerine takılıp kaldınız. Niye oraya takılıp kaldınız? Çünkü orada vebaliniz var. Zira orada bu milletin, fakir milletin yediğiniz paraları var. Belde evler meselesinde sorun yıkılan belde otel değil. Belde otelle ilgili zaten çürük raporu var. Zaten itfaiye raporundan bahsediyorsunuz. Zaten belde otelle ilgili otelin işletmeci sahibi, belde evlerin ana müteahhiti, ana işletmecisi. Dolayısıyla bu işin bireysel ve vatandaş zarara uğradığı iddiası yalan. Esas iddia yıkılan o 3 blokun bugünkü reel parayla yaklaşık 600-700 milyon liralık hazine zararını siz ödediniz. Onun hesabını vereceksiniz. Ondan kaçmak için belde otelin neden yıkıldığını özellikle belirtmek istiyorsunuz. Doğru olan bu. Peki velev ki iddialarınızın bir tutarlılığı var. Kardeşim seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? İtfaiye raporunun sahte olduğunu söylemek için
Son 3 günü niye beklediniz? Kamu görevlisi bir suistimal varsa suç duyurusunda bulunmak zorunda yetkisinde ve yapmadığı takdirde suçlu olmuş oluyor. Neden şimdiye kadar suç duyurusunda bulunmadınız? Neden şimdiye kadar yangın ihbarı ile ilgili, yangın raporu ile ilgili bir düzenleme yapmadınız? Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? Neden milletin kafasını karıştırıyorsunuz? Neden siyah puntolar üzerinde herkesi, özellikle o satın alınmış basın üzerinden bu propagandaları yapıyorsunuz? 21 milyonu İsa Akça'ya neden verdiniz? Niye verdiniz? Kimin parasıydı verdiniz? Hangi amaçla verdiniz? İsa Akça'ya Kanal 52 televizyonuna bu parayı niye verdiniz? Bu paranın neden verildiğini, kendinizi anlatma konusunda neden troll tuttuğunuzu, neden bir basına ihtiyaç duyduğunuzu kamuoyuyla paylaşır mısınız? Akın Çiçek Medya olarak bilinen o medya grubuna 5 milyonun üzerinde nakit verdiğiniz iddia ediliyor. O parayı neden verdiniz? Niye ihtiyaç duydunuz? Hakikaten saklanılması gereken bir şey mi var? Size şantaj mı yapıyorlar? Neden benim gibi bu iki tetikçiye karşı dava açmadınız? Neden hemşerilerinize şeffaf olmadınız? Neden bunların güdümüne girdiniz? Neden ordulu hemşerilerimize bunlar üzerinden kara propagandaya müsaade ettiniz? Geliyorum ikinci kısma. Seçime kalmış 3 gün. İmarla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Başkan vekilinizi neden görevden aldınız? İmar daire başkanını neden görevden aldınız? Bu işlerle ilgilenen mühendisleri neden görevden aldınız? Bunların açıklanmasını ben de istiyorum. Ben daha önceden bir iddiada bulunmuştum değerli hemşehrilerim. Şu anda biz mevcut basın, yayın, iktidarın kullandığı TV'lerle, sosyal medyalarla baş edecek halimiz yok. Sadece ve sadece kendi medyamla, sosyal medyam üzerinden yayın yapıyorum. Zaten son gün bütün alanı kapatmışlar. 8'den gece 12'ye kadar Hilmi Güler, Bakan Hilmi Güler Bey bütün televizyonları, yerel medyayı kapatmış. Bize hiç yer yok. Dolayısıyla ben ancak sizinle bu yöntem üzerinden irtibatlaşabilirim. Şimdi soruyorum. Siz 2009 yılında niye bakanlıktan alındınız? Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Yapmadınız. Ben daha iyi görevlere gelmek için bakanlıktan alındım demiştiniz. Siz daha iyi bir göreve mi geldiniz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha bir iyi görev mi? Bir kurumun yönetim kurulu üyeliği. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha iyi bir görev mi? Neyi sakladınız? Niye sakladınız? Ayrılma gerekçenizi tüm kamuoyu biliyor. Bu yöntemi bu şekliyle bize, şahsımıza, yaptığımız çalışmalarımıza, iftiralara ne kadar daha devam edeceksiniz? Konuştuğunuz her konunun yalan olduğunu siz bilmiyor musunuz? Ordu'da ben şimdiye kadar akrabalarımı işten attınız diye hiçbir beyanım olmaz iken, sadece ve sadece arkadaşlarımı işten attınız sözü üzerine bunu akrabalarıma niye çevirdiniz? Madem ki malum mevzu akraba, şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük genel müdürlüğünün başında duran kişi sizin sıhri hısım kategorisinden neyiniz? Hodri Meydan, açıklayın. Açıklayın. Gelelim diğer konuya. Özellikle seçim takviminde kamu gücünü sonuna kadar kullandınız. Ben açıklama yaptım, ertesi gün trollerinizi gönderdiniz. Ben açıklama yaptım, malum medyayı, basını yönlendirdiniz. Hep hakaretlerde bulundunuz, eleştirilerde bulundunuz. Hani siz sevgiyi büyütecektiniz? Nasıl büyüteceksiniz sevgiyi böyle? İftira atarak mı büyüteceksiniz? Dedikodu yaparak mı büyüteceksiniz? Utanmıyor musunuz mevcut makamınızdan, mevcut sıfatınızdan? Bu iftiraları atarken bu işin vebalinin olduğunu bilmiyor musunuz? Nasıl dersiniz bu böyledir? Nasıl dersiniz imarda bir yolsuzluk yoktur? Nasıl dersiniz arsa satışları Büyükşehir Belediyesi'nde Enver Yılmaz döneminde daha çok diye? Ben 224 arsa demiştim. 264'e çıktı. Elimde evraklarım var. Siz 3 tane arsanın satışından bahsediyorsunuz. Ben Durugöl arsasını 48 milyona aldım. Belediye adına ticaret yaptım. 111 milyona sattım. O paranın tamamı da Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabına girdi. O hesapta olduğunu siz de biliyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz?
Seçimi kaybedeceğiniz için mi yalan söylüyorsunuz? Kaybettiğinizi gördüğünüz için mi saldırganlaştınız? Nedir bu? Ordu'daki medya bütün muhatap olunması gereken işin taraflarını üzerimize salmak suretiyle o sırtlanlar savaşında sırtlanların sayısını neden artırdınız? Bizim aslanlarımız var. Benim aslan kardeşlerimin gelmesine 2 gün kaldı. Benim aslan evlatlarımın, aslan babalarımın gelmesine 3 gün kaldı. Onlar gelecek. Onlar geldiği zaman inşallah göreceksiniz ki 31 Mart tarihinde sırtlanlar yok olacak. Sırtlan ve aslan savaşını her zaman aslan kazanır. Bu savaşta biz doğruyuz. Bu savaşta biz haklıyız. Bunu siyaseti bir savaş olarak madem siz gördünüz, haklıyız, doğruyuz. Biz zulüm yapmadık. Biz adaletli davrandık. Biz adil idik. O adaletimiz, o zulüm yapmayışımız, o çalışkanlığımız kamuoyunda, toplumda teveccüh gördü ki seçime 3 gün kala seçimin kaybedileceğini anladığınız için şu anki entrikalara, şu anki oyunlara tenezzül ettiniz. O vesile tekrar Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sesleniyorum. Gelin, gelin seçime 3 gün kala kamuoyuna özellikle sesleniyorum. Bu anti propagandanın sebebini tekrar düşünelim. Neden böyle bir yola tenezzül ettiniz? Çünkü kaybediyorsunuz. Çünkü ordu artık kendi yöneticilerini kendisi seçecek. Ordu artık yeniden Bismillah demek suretiyle Fatsa'dan, Altın Ordu'dan ve Ünye'den yöneticilerini kendisi seçmek suretiyle 31 Mart seçimlerinde demokrasinin yereldeki tarifini ordudan tekrar başlatmış olacak diyorum. Bu vesileyle gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah bu çalışmalarımız nihayetinde niyet hayır, akıbet hayır sloganıyla çıktığımız bu çalışmalarımız ordu için, memleketimiz için hayırlara vesile olur diyorum. Tüm hemşehrilerimize Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Tüm hemşehrilerime Fatsa'dan, sahilden günaydın diliyorum. Bugün inşallah Fatsa'da başladığımız programlarımıza Kumru, Sarı Aptal, Fizme, Kumru Esnaf Ziyareti, akşam Fatsa'da Kabak Dağlılarla buluşma, yine akşam Fatsa Şoförler Cemiyeti'nin değerli mensuplarıyla bir araya gelme, yine akşam Kabataş Elbeyli iftarı, dönüşte de Ünye'de sosyal medya üzerinden bir program yapmak suretiyle bütün hemşerilerimiz de bu havzada bugün bir ve beraber olacağız. Şu anda Nasreddin Hoca'nın Fatsa'da temsili heykelinin yanındayız. Niye buradayız? Göle maya çalmış, sormuşlar tutmaz, niye çalıyorsunuz? Ya tutarsa demiş. Seçime kalmış 3 gün Sayın Bakan Başkan Hilmi Güler Beyefendi ya tutarsa diye tekrar iftiralarına, karalama kampanyalarına maalesef başladı ve devam ediyor. O yüzden Nasreddin Hoca'nın bahsettiği bu olayla ilgili fıkrası ve nice fıkraları var ama ya tutarsa senaryosunu hayata geçirmek için böyle bir yöntem belirlemişler. Gördüğünüz gibi hayatın gerçekleri bunlar. Nedir? Fatsa'daki bu serendidir. Ecdadımızın mirası serendidir. Fatsa'mızın bu muhteşem coğrafyasıdır. Fatsa'mızın tahlan ağacıdır, taflan ağacıdır. Fatsa'mızın sahil düzenlemesidir. O yüzden güne heyecanla, mutlu bir şekilde ve hafif soğuk bir havada başlamışken şu belirttikleri konulara ilişkin kamuoyunu da biraz bilgilendirmek istiyorum. Birinci derecede şunu söylemek istiyorum. Seçime bugün itibariyle 3 gün var. Siyah zemin üzerine talimatla bir askeri emir gelmişçesine bu yapmış olduğunuz yayınlar, karalama kampanyaları neyin ürünü? Hakikaten siz bir FETÖ taktiği mi gidiyorsunuz? Zira konuşmalarınızda, yanınızda FETÖ'nün dibinde fotoğraf olan milletvekili varken artık yazılı basınlarınızı ve evraklarınızı da basın bültenlerinizde FETÖ taktiği üzerinden mi götürüyorsunuz? Bir. İkincisi, hep belde evler üzerine takılıp kaldınız. Niye oraya takılıp kaldınız? Çünkü orada vebaliniz var. Zira orada bu milletin, fakir milletin yediğiniz paraları var. Belde evler meselesinde sorun yıkılan belde, otel değil.
Belde otelle ilgili zaten çürük raporu var. Zaten itfaiye raporundan bahsediyorsunuz. Zaten belde otelle ilgili otelin işletmeci sahibi belde evlerin ana müteahhiti, ana işletmecisi. Dolayısıyla bu işin bireysel ve vatandaş zarara uğradığı iddiası yalan. Esas iddia yıkılan o 3 blokun bugünkü reel parayla yaklaşık 600-700 milyon liralık hazine zararını siz ödediniz. Onun hesabını vereceksiniz. Ondan kaçmak için belde otelin neden yıkıldığını özellikle belirtmek istiyorsunuz. Doğru olan bu. Peki velev ki iddialarınızın bir tutarlılığı var. Kardeşim seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? İtfaiye raporunun sahte olduğunu söylemek için son 3 günü niye beklediniz? Kamu görevlisi bir suistimal varsa suç duyurusunda bulunmak zorunda yetkisinde ve yapmadığı takdirde suçlu olmuş oluyor. Neden şimdiye kadar suç duyurusunda bulunmadınız? Neden şimdiye kadar yangın ihbarı ile ilgili, yangın raporu ile ilgili bir düzenleme yapmadınız? Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Seçime 3 gün kala mı aklınız başınıza geldi? Neden milletin kafasını karıştırıyorsunuz? Neden siyah puntolar üzerinde herkesi özellikle o satın alınmış basın üzerinden bu propagandaları yapıyorsunuz? 21 milyonu İsa Akça'ya neden verdiniz? Niye verdiniz? Kimin parasıydı verdiniz? Hangi amaçla verdiniz? İsa Akça'ya Kanal 52 televizyonuna bu parayı niye verdiniz? Bu paranın neden verildiğini, kendinizi anlatma konusunda neden troll tuttuğunuzu, neden bir basına ihtiyaç duyduğunuzu kamuoyuyla paylaşır mısınız? Akın Çiçek Medya olarak bilinen o medya grubuna 5 milyonun üzerinde nakit verdiğiniz iddia ediliyor. O parayı neden verdiniz? Niye ihtiyaç duydunuz? Hakikaten saklanılması gereken bir şey mi var? Size şantaj mı yapıyorlar? Neden benim gibi bu iki tetikçiye karşı dava açmadınız? Neden hemşerilerinize şeffaf olmadınız? Neden bunların güdümüne girdiniz? Neden ordulu hemşerilerimize bunlar üzerinden kara propagandaya müsaade ettiniz? Geliyorum ikinci kısma. Seçime kalmış 3 gün. İmarla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Başkan vekilinizi neden görevden aldınız? İmar daire başkanını neden görevden aldınız? Bu işlerle ilgilenen mühendisleri neden görevden aldınız? Bunların açıklanmasını ben de istiyorum. Ben daha önceden bir iddiada bulunmuştum değerli hemşehrilerim. Şu anda biz mevcut basın, yayın, iktidarın kullandığı TV'lerle, sosyal medyalarla baş edecek halimiz yok. Sadece ve sadece kendi medyamla, sosyal medyam üzerinden yayın yapıyorum. Zaten son gün bütün alanı kapatmışlar. 8'den gece 12'ye kadar Hilmi Güler, Bakan Hilmi Güler Bey bütün televizyonları, yerel medyayı kapatmış. Bize hiç yer yok. Dolayısıyla ben ancak sizinle bu yöntem üzerinden irtibatlaşabilirim. Şimdi soruyorum. Siz 2009 yılında niye bakanlıktan alındınız? Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Yapmadınız. Ben daha iyi görevlere gelmek için bakanlıktan alındım demiştiniz. Siz daha iyi bir göreve mi geldiniz? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha bir iyi görev mi? Bir kurumun yönetim kurulu üyeliği. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan daha iyi bir görev mi? Neyi sakladınız? Niye sakladınız? Ayrılma gerekçenizi tüm kamuoyu biliyor. Bu yöntemi bu şekliyle bize, şahsımıza, yaptığımız çalışmalarımıza, iftiralara ne kadar daha devam edeceksiniz? Konuştuğunuz her konunun yalan olduğunu siz bilmiyor musunuz? Ordu'da ben şimdiye kadar akrabalarımı işten attınız diye hiçbir beyanım olmaz iken, sadece ve sadece arkadaşlarımı işten attınız sözü üzerine bunu akrabalarıma niye çevirdiniz? Madem ki malum mevzu akraba, şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük genel müdürlüğünün başında duran kişi sizin sıhri hısım kategorisinden neyiniz? Hodri Meydan, açıklayın. Açıklayın. Gelelim diğer konuya. Özellikle seçim takviminde kamu gücünü sonuna kadar kullandınız. Ben açıklama yaptım, ertesi gün trollerinizi gönderdiniz. Ben açıklama yaptım, malum medyayı, basını yönlendirdiniz. Hep hakaretlerde bulundunuz, eleştirilerde bulundunuz. Hani siz sevgiyi büyütecektiniz? Nasıl büyüteceksiniz sevgiyi böyle?
İftira atarak mı büyüteceksiniz? Dedikodu yaparak mı büyüteceksiniz? Utanmıyor musunuz mevcut makamınızdan, mevcut sıfatınızdan? Bu iftiraları atarken bu işin vebalinin olduğunu bilmiyor musunuz? Nasıl dersiniz bu böyledir? Nasıl dersiniz imarda bir yolsuzluk yoktur? Nasıl dersiniz arsa satışları Büyükşehir Belediyesi'nde Enver Yılmaz döneminde daha çok diye? Ben 224 arsa demiştim. 264'e çıktı. Elimde evraklarım var. Siz 3 tane arsanın satışından bahsediyorsunuz. Ben Durugöl arsasını 48 milyona aldım. Belediye adına ticaret yaptım. 111 milyona sattım. O paranın tamamı da Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabına girdi. O hesapta olduğunu siz de biliyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz? Seçimi kaybedeceğiniz için mi yalan söylüyorsunuz? Kaybettiğinizi gördüğünüz için mi saldırganlaştınız? Nedir bu? Ordu'daki medya bütün muhatap olunması gereken işin taraflarını üzerimize salmak suretiyle o sırtlanlar savaşında sırtlanların sayısını neden artırdınız? Bizim aslanlarımız var. Benim aslan kardeşlerimin gelmesine 2 gün kaldı. Benim aslan evlatlarımın, aslan babalarımın gelmesine 3 gün kaldı. Onlar gelecek. Onlar geldiği zaman inşallah göreceksiniz ki 31 Mart tarihinde sırtlanlar yok olacak. Sırtlan ve aslan savaşını her zaman aslan kazanır. Bu savaşta biz doğruyuz. Bu savaşta biz haklıyız. Bunu siyaseti bir savaş olarak madem siz gördünüz, haklıyız, doğruyuz. Biz zulüm yapmadık. Biz adaletli davrandık. Biz adil idik. O adaletimiz, o zulüm yapmayışımız, o çalışkanlığımız kamuoyunda, toplumda teveccüh gördü ki seçime 3 gün kala seçimin kaybedileceğini anladığınız için şu anki entrikalara, şu anki oyunlara tenezzül ettiniz. O vesile tekrar Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sesleniyorum. Gelin, gelin seçime 3 gün kala kamuoyuna özellikle sesleniyorum. Bu anti propagandanın sebebini tekrar düşünelim. Neden böyle bir yola tenezzül ettiniz? Çünkü kaybediyorsunuz. Çünkü ordu artık kendi yöneticilerini kendisi seçecek. Ordu artık yeniden Bismillah demek suretiyle Fatsa'dan, Altınordu'dan ve Ünye'den yöneticilerini kendisi seçmek suretiyle 31 Mart seçimlerinde demokrasinin yereldeki tarifini ordudan tekrar başlatmış olacak diyorum. Bu vesileyle gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah bu çalışmalarımız nihayetinde niyet hayır, akıbet hayır sloganıyla çıktığımız bu çalışmalarımız ordu için, memleketimiz için hayırlara vesile olur diyorum. Tüm hemşehrilerimize Fatsa'mızın bu güzel sahilinden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.